Merhaba arkadaşlar, bugün 29 Haziran. Daha önce de birçok kez dediğim gibi her ayın son günleri genelde kuvvetli rüzgarlar esiyor. Bugün de öyle bir rüzgar vardı. Sıcaklarla birlikte bu rüzgarlar bizde hep yangın uyarısı yapıyor. Yıllardır yaşadığımız yangınlar, tecrübeler bizde böyle bir korku oluşturuyor. Akşam üzeri orman araçlarının, arazözlerin siren sesleri bir yerlerin yandığının işaretiydi. Kısa zamanda da yangının yerini öğrendik. Kargaya giderken saklı koyun arkasındaki tepelerde ve çevresinde makinelik alan yanıyordu. Böyle durumlarda yollar meraklılar tarafından kısa zamanda kapanıyor. Tabii bu durum yangına müdahaleye giden ekiplere zor anlar yaşatıyor. Bu yüzden arabamı uygun bir alana park ederek çok sayıda kişiyle birlikte yangını uzaktan takip ettim. Yanan kısım genelde makelik bir alan ama yer yer ağaçlar var. Bu kısımlar zaten daha önce de yanmış kısımlar. Bir defasında aynı yerler yandı, tepeler yandı. Orada ağaçlar vardı, ağaçların çoğu yandı, çam ağaçları. Bir defasında turizm lisesinden kargaya doğru yandı falan bu bölgede. Datça'mızın bütün her tarafında hemen hemen bu kesimlerinde böyle yangınlar hep yaşandı. Onun için tepelere baktığınızda makilerden başka, maki de demeyeyim aslında, frigana türü çalılar falan, makiler bile bu yangınlarda yok oluyor. Uzun zamanlar alıyor onların tekrar canlanması, tepeleri sarması falan. Tabii yangın bu ağaçlık alanlarda kuvvetleniyor. Ağaçların olduğu kısımlarda daha kuvvetleniyor. Rüzgarın etkisiyle oldukça değişik yönlerde ilerledi. Geniş bir alana yayıldı. Bu kısımlarda son yıllarda oldukça yapılaşmalar oldu. Bir koca bir mahalle oluştu. Evler ve turistik tesisler açısından yangın oldukça tehlikeli bir durum yarattı tabii. Umarım tehlikeli bir karşılaşma yaşanmamıştır. Yoldaki araçlara zorluk çıkarmamak adına yangın yerine fazla yaklaşmadım. Çok sayıda uçak ve helikopter yangına müdahale etti. Arka arkaya alevlerin üzerine sular boşaltıldı. Hava kararmasına yakın da videoda izleyeceğiniz gibi yangın kontrol altına alındı. Eve dönerken bile yollarda arazözlere dozerleri taşıyan tırlara rastladık. Büyük dozerlerdi bunlar. Yangın yerine doğru gidiyorlardı. Datça'nın en kalabalık zamanları zaten bütün yollarda sıkça arabalarla karşılaşıyoruz. Bir de yangını merak edenler olunca yollara park edenler, işte devamlı hareket halinde olanlar bayağı bir zorluk yaşattılar. Daha sonrasında polis ekipleri falan yolları boşalttırdılar da biraz rahatlama oldu. Uçak da geldi. Şimdi bakın uçağın püskürtmesi nasıl olacak? Oo! Her yerden hepsi birden aynı anda arı gibi çalışıyorlar arkadaşlar. Arı gibi. Maşallah. Arka arkaya karşı tepeye atladı yalnız şurada. Şu tepeye atladı arkadaşlar. O kötü. Tepeye atladı. Evet, şimdi oraya herhalde bir helikopter şey yapacak. Şu tepeye atlaması kötü oldu. Daha önce burada yoktu. Dediğim gibi çok kuvvetli rüzgar var. Thank you.
şu güzel manzaraya, bu acı görüntüler hiç yakışıyor. Çok kuvvetli bir rüzgar var arkadaşlar. Ne gitmezse hep de böyle rüzgarların olduğu zaman da çıkıyor bu yangınlar. Bir de akşamüstü. Yani ilginç olan bu. Yangın karadan ve havadan söndürülmeye çalışılıyor. Herhalde bir azalma oldu gibi. Evet, çalışamıyor şeyler. İtfaiye araçları çalışamıyor arkadaşlar. Sağlık ekibi de gitti. Üstümüzden geçti, sular dökülerek geçti. Datça'nın en kalabalık günleri, bayram tatili nedeniyle bütün apartlar, oteller, şunlar bunlar dolu arkadaşlar. Şu tepedekiler söndü. Tam söndü derken bir bakıyorsunuz. Uçaklar o tarafa döndüğüne göre, evet, arka tarafta da, dağın arka tarafında da yanan yerler var arkadaşlar.
ışıklar o tarafa koyuyor. Helikopterin görüyorsunuz suyu. Hele şu helikopterin kordonu çok uzun. Suyu çok yüksekten atmak zorunda kalıyor şu çift mervaneli olan. Ve tabii o suyun büyük bir kısmı dağılıyor arkadaşlar. Onun için uçaklar bu yangın söndürme olayında çok etkili. Uçakların attığı su daha etkili oluyor arkadaşlar. Çok helikopter var şu anda arkadaşlar. İyi yani, onlara da çok dikkat etmesi lazım. Trafik bayağı yoğun. Aynı yere atıyorlar şu anda hep. Şu vadiye. Çünkü orada bayağı bir yapılaşma da var. Aynı görüntüler, her sene hemen hemen yaşadığımız görüntüler. Bizim ülkemizdeki yangınların birçoğu benim düşünceme göre bilinçli olarak çıkarılıyor arkadaşlar. Özellikle bu batı kesimlerinde, turistik kesimlerde, turistik yerlerde bilinçli çıkarıldığını düşünüyorum. Datça'mızda da böyle yangınlar oldu. Zaman zaman trafodan diyorlar, işte insan hatası, çocuk hatası falan, böyle yangınlar da oldu. Yangın çok korkunç bir felaket arkadaşlar. Hani birçok kez tanık olduk. Bir defasında da evimizin çok yakınında oldu. Çok aniden birden parladı. Zapt edilmesi çok güçtü. Ama bizi aradan geçen yol kurtardı arkadaşlar. Onun için herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. Görüyorum arabadan giderken içtiği sigaranın izmaritini atanlar, efendim ormanlık alanlarda ağacın dibinde, kuru otların dibinde mangal partisi yapmaya çalışanlar, bunların hepsi tehlikeli arkadaşlar. Evet, insanlar bazı şeyleri yaşamayınca idrak edemiyorlar. Bu gördüklerinden, bu görüntülerden
ders alınmıyor arkadaşlar. Mutlaka onu yaşamasımız lazım bir insanın. Tüm Datça'mıza ve o çevredeki ikamet eden vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Tek tük ağaç var zaten. Datça çok ormanlık bir yer değil. Çok böyle Marmaris gibi bir yer değil. Ciğerlerimiz, oksijen kaynağımız, dinlenme alanlarımız, yürüme alanlarımız. Burada yaşayan birçok canlı var.